Türkiye'nin kripto para borsası iCryptex, teke tek seçim özelliği sunar. Değerli izleyiciler, yaptığımız seçim özel programları tüm huzile devam ediyor. Biliyorsunuz bütün Türkiye'deki bütün binlerce adayı konuk etmemiz söz konusu değil ama iddialı, sonucu etkileyebilecek veya sonuç, sonuç odaklı çekişen tarafları konuk etmeye çalışıyoruz. Elbette gelmeyi kabul ettikleri sürece, gelmeyi arzu ettikleri sürece. Bugün de yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçimi kazanamayacak bir noktada dursalar da seçim sonuçlarını adaylardan biriyle yine Etkileyip seçimin kaderini değiştirebilecek partilerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını konuk ediyoruz. Bahsettiğim parti Zafer Partisi, bahsettiğim aday ise Azmi Karamamutoğlu. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl Nasılsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Tekrar sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk Evet, lukun yıllar lukun sonra duyuyorum. tekrar e, beraberiz. E, ben tanıklık ederim ki siz iyi bir ülkücüydünüz. O tarz nereden çıktı? Ona gelmeden evvel hatırlar mısınız? Biz daha önce iki kez program yaptık. evet. Teke Tekin en iyi, en çok Tek Tekin, izlediği o zaman Kanal D'deydik. Kanal, Kanal D'de. Prime Time'da program kere, Birinde yani. 29 yaşındaydım, birinde 30 yaşındaydım iki kere. Ve ikisi de izleme oranı çok yüksek çok yüksek. programlardı. Ee, sizin masayı devirdiğiniz günler miydi? Henüz ha, daha gün olmamıştı, önceydi. Daha Biri öncesindeydi. Üniversitelerde yoğun kavgalar olduğu oldu. bir zamandı. Bir diğeri de başkın vefatı vefatından sonraydı. Ee, Televizyonlar mikrofonlar uzatıyordu. Görevdeki Ocak Genel Başkanı'ydım. Ben de Defin'den sonra hı hı. konuşacağım. Defin yapılana kadar bir program olmayacak dedim. Defnetik dört 4 gün sonra. 8 Nisan olacak demek Tabii. ki veya 9 Nisan. Yalnızca sizin programınıza evet. çıktım. Ve siz o program çok güzel oldu. sonra bir de yazı yazdınız benimle ilgili onu lütfen arşivinizde varsa şöyle isterim. Söyleyeyim, yani siz de e, o dönemde taban tabana zıt yani ben daha sosyal demokrat evet. siz e, hayli e, ülkücü e, bir Kanada hemen e, son derece saygı ve sevgi dolu bir e, ilişkimiz vardı bu ilişkide evet. hiçbir zaman e, bozulmadı arada kopukluklar girmiş olsa bile e, ben sizin tavrınıza e, tırnak içinde delikanlı derler ya tavrınız her zaman e, çok, çok ıı, sevdiğim siyasetteki. Neyse. Be, o meşhur olayı bir konuşalım önce devirin şey köşesi. Evet. Neydi ya, o günkü tartış onun nedeni Bir kere çünkü bir şey söyleyeyim. Size çok puan kazandırdı. Evet, henüz cenaze havası, cenaze evindik biz. Zaten. Evet, cenaze havasından çıkabilmiş değildik. Vefattan 45 gün sonra yasa gereği eee kongre oluyor. Evet. Biz cenaze havasındaydık. Daha başvurun kaybının acısı Hadi, ve e, partideki belirsizliği sürüyordu. Evet. Hal öyleyken hareket ilk kez böyle bir şey yaşıyordu kurucu lider iş başındaydı o güne kadar. Hiç kongrede genel başkan... Yoktu. Evet, kongrede genel başkan değişikliği olmamıştı. Ka Herhangi bir kongrede aday da olmamıştı. Aday Başka aday da olmamıştı. İlk kez bunu yaşıyorduk. İlk kez yaşadığımız tartışmanın getirdiği bir acemilik diyelim. Kendi içimizde birbirimize karşı kırıcı olduk ama... E, bu bir kavgaya kavgaya dönüşmedi. Gürültü kısmı evet, vardı. Gürültü vardı <laughs> ama kavga <galiba> yoktu. <laughs> evet. Kavga kısmı yoktu. Kimsenin burnu kalamadı. E, ve oradaki elde ettiğimiz deneyimle o tecrübeyle sonraki Kongrelerimizi daha sükunetle götürdük. O çok karizmatik hareketti. <laughs> İzleyenlerin büyük bölümü, ya mesela eşim ki hiç bu kadar dedi ki, wow, vaa o hareketti. Hepimiz bir, bir ölçüde hoşuna gitmişti yaptınız. Şeyde niye e, gerilim yaşandı? Yani birisi size sen ülkücü değilsin diyor. Ben şaşırdım ve ben haddim onlara, kardeşim ben adamı tanıyorum. Nasıl ülkücü diye? Ben seni tanımıyorum. Onu tanıyorum demek zorunda kaldım. Ha, evet, sağ olun. Niye o, böyle bir gerilim öyle oldu? Öyle demedi de kendince. Şimdi şöyle ben sahaya çıkınca çalışmak için sürekli gelen sorular şöyleydi. Zafer Partisi bir önceki Cumhurbaşkanlığındaki adayı ikinci turda rakibin lehine çekilince, evet. rakiplerden biri lehine çekilince aynı soru bana gelmeye başladı. Siz de son günler yaklaştığında çekileceksiniz. Diğeri gibi çekilecek mi? Şimdi soruların şekli de şöyleydi. Sanki bu davranış modeli e, Zafer Partisi'nin yahut Türk milliyetçilerinin davranış koduymuş. Kodumuş gibi. gibi alın. Ben de bunun böyle olmadığını anlatmak için izahta bulundum. Yani söz ettikleri şahısla ilgili izahta bulundum. Konu buydu ama seçim kampanyasını lüzumsuz yere bu konu meşgul, meşgul etti. Edin. Halbuki bir gün bile çok kıymetli. Fazla zaman yok. O yüzden dedim ki daha fazla gün kaybetmek istemiyorum bununla ilgili. Diğer adaylar kampanyayı neler yapacaklarını anlatırken, kentin sorunlarını ve çözümlerini anlatırken, benim geriye dönük şahıslarla ilgili tartışmanın içine girerek gün kaybetmem doğru olmaz deyip defteri kapattık. Peki o zaman ben şöyle başlayayım. Ee, şimdi sizi tekrar siyasette gö gördüğümüz zaman aklıma gelen ilk soru şu oldu. MHP içerisinde çok güçlüydünüz, MHP'de değilsiniz. İyi Parti içerisinde çok güçlü olabilirdiniz, İyi Parti'de değilsiniz. Hı hı. Zafer Parti, niye Zafer Partisi'ndesiniz? Evet, bu işin... E Merkezi Milliyetçi Hareket Partisi. Karargah orası. Çıkış yeri orası. Ee, Hepimizin doğuran yer orası. Siz, İyi Parti'yi doğuran koşullar anlamlıydı. İyi Parti'yi kuran kadro Millet Hareket Partisi'ne ayrılanlar gerçekten de bulundukları illerde çok esaslı il başkanı arkadaşlarıydı. orada evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanları çoğu. Sağlam, dev gibi mücadeleci, kuvvetli arkadaşlardı. Ayrılırken yönetim anlayışında farklılık olduğu. O zaman kiminle şirket Partisi'nin ittifak tercihi ne itiraz ederek yani Adalet ve Kalkınma Partisi'yle yan yana durmaya doğru giden süreçte buna itiraz ederek ayrı ayrıldılar. Evet, evet siyaseten ve hatta fikren de anlaşılabilir bir şeydi. Ama eee gelinden aşamada e, o arkadaşlara şunu ikaz etmiştim. Kurulacak olan parti Öz MHP iddiasında olmamalı. Çünkü burada bir muhalefet boşluğu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan bir seçmen kitlesi var gidecek yer bulamıyor. Bunlar CHP gitmiyorlar bir sebeple. Bizim çok Asla... eski bir yazınız vardır. <laughs> sağ bölünmelidir diye. Evet. Değil yani mi? benim o eski sağ olan ertelemiş kavgamızı başlatıyoruz diye evet. söylemiştim. Yani burada sağın e, siyasetin doğasına aykırı bir şekilde, yapay bir şekilde e, bir araya gelmişliği var. Yani bir bir yanda beynebilici bir ideoloji olan siyasal ümmetçilik, ulusal literatürde siyasal İslamcılık ve yani bunu siyasal İslamcılık diye söylendiğinde insanlar tepki gösterebiliyor diye siyasal ümmetçilik diye kullanıyorum. Siyasal ümmetçilikle Türk milliyetçiliğinin müttefik olması anlaşılır bir şey değil. Bunlar birbirinin rakibi, bir, birbirinin zıttı zıttı. İyi Parti bu bu sebeple kuruldu. Fakat ben İyi Parti'nin içerisine yer almadım. Evet. Ee, çünkü bir takım sebeplerim vardı. Yeni bir şanslar üzerine yeni bir tartışma hmm. <laughs> başlatmayayım diye. Evet. Ee, orada yer almadım. Çok kıymetli kadrolar var orada yalnız. Onu kabul edelim. Oradan ayrıldıktan sonra Ümit Özdağ'ın kurmuş olduğu Zafer Partisi'nde herhangi bir Türk Milliyetçisi'nin çok rahatlıkla milliyetçi siyaset yapabileceği bir alan burası. Ee, bu sebeple Ümit Özdağ'dan gelen teklifi kabul ettim. Ve Zafer Partisi'nde adaylaşmam böyle başladı. Neydi sizi Zafer Partisi'ne çağıran, Zafer Partisi'nde evet benim yerim burası olmalı dedirten fark neydi diğerlerine oranla? Çünkü Şimdi, aslında siz CHP'den de biliyorum ki CHP'de istiyorsunuz sizi bir yandan. Evet. Ee, şöyle ki bir yapı içerisinde eğer size siyasi faaliyet e, hakkı tanınmıyorsa e, sizden beklenen, istenen siyasi yaşamınızı sonlandırın deniyor. Siz ya bunu yapacaksınız... Ya da devam etmek istiyorsanız kendisi, kendinize bir siyasal yaşam alanı açacaksınız, oluşturacaksınız. Ben ikincisini tercih ettim. Burada da Ümit hocanın daveti benim için bir fırsat oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı size geldiğinde ne düşündünüz? Yani önce kabul etmedim. Evet, kabul, kabul edin, etmedim. Dedim. Evet, iki hafta sürelik bir süre düşünme süresi aldık. Yok dedim. Sonrasında devam ettim. Önce kampanya maddiyat isteyemiş. Evet. Şimdi Zafer Partisi'nin bir hazine yardım alan bir parti, parti değil. Dolayısıyla kaynakları, imkanları yok. İş adamları yok. Ee, yürümezdi. Kampanyası yürümezdi. Bu yüzden önce reddettim. Sonra arkadaş çevresi şunu dedi. El yani olsa bile iş adamlarımız, hazine yardımımız olsa bile ne arkasına hükümetin sarayı ve devletin imkanı almış olan Adalet ve Kalkınma ile kampanyada yarışabilirsin ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını yani 5 yıllık yönetim içerisinde 500 milyar liraya hükmetmiş olan bir başkanın ekrem İmamoğlu'nun yürüteceği kampanyayla yarışabilirsin. Yani bu burada bir şeyi harcamanla harcamaman arasında pek Hiç bir fark yok, fark yok aslında. Harcama boşuna aslında. Evet yapılanlarda görüyoruz. Gerçekten ağır bir israf var. Yani tek bir koca bir bez afişin o renkler, baskılar, bezin kalitesi, kiralama yeri inanın bir öğrencinin bir yıllık yemeği içme parasıdır. Yani. Yazık ya i̇nanın yok. yok. yani bunlara var. bakarak bunun nafışı daha fazla. oyunu bu yönde kullanın diye inanıyorum. en yok. Ama sadece hiç as, şunu derler. Bu partide ortalıkta yok. Alanda yok falan derler. Biz de o yüzden sağdayız ve çalışıyoruz. Hep o örneğe veriyorum. Yani düzenli ordular karşımızdaki. Biri ABD ordusu, diğeri de devasa Çin ordusu. Biz de milis kuvvet olarak böyle bunlarla Mücadele mücadele ediyoruz. Beni ikna eden şu oldu. Gerilla, <laughs> <Evet. yapıyorlar. gülüyor> Arkadaşlar dediler ki özellikle bu e, AK Parti'nin yönettiği 21 yıllık Türkiye içerisinde yetişen nesil yani 30 yaş altı genç kuşak bunlar sadece iki taraflı siyaseti dinleyerek büyüyor. İki ekolün. Özellikle İttifaklar Türkiye'sinden sonra böyle oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinden sonra bir yanda AKP, diğer yanda CHP. CHP başka siyasi akım yokmuş. Bir başka ekol yokmuş. Başkalarına tabi olmak zorundaymış gibi evet. bir Kalkalım, gidelim, çalışalım bu insanlara milliyetçi siyaseti anlatalım. Türk milliyetçi düşüncesini anlatalım. Türk Cumhuriyeti Devleti'ni kuran fikirdir. Bu. Harcında bu fikir vardı. Bunu anlatalım. Bu bir fırsat olsun kampanya. Böyle değerlendirelim. Bu bir. İkincisi İstanbul'da milliyetçi siyasetin bir adayı yok. Hoş 2017'den bu yana Cumhurbaşkanlığında da yok. Ve yapılan önceki seçimlerde büyük şeylerde adayı yok. Arkadaşlarımız bizden aday olmayınca bir kısmı ya sandığa öl. <laughs> <yani, gülüyor> evet. Düşünün ki bütün hayatı siyasetle geçmiş insanlar seçim zamanı sandığa gitmiyor. Gidenler de kendiden olmayan adaylara kerhen oy veriyor. Tabelası sırf diğeriyle tabela ittifakı yaptı diye. Tabela ittifakı çünkü kadro kadrolaşma yok. E, yaptı diye kerhen istemeyerek oy veriyor. Arkadaşlarımızı bu eziyetten kurtarmış oluyoruz. Bir fırsat koyuyoruz bir de sayımız, gücümüz, etkimiz nedir diye. Ortaya koyuyoruz. Ben şunu demek istemiyorum. Sandıktan çıkacak olan o yüzdesi. Bizim İstanbul'daki milliyetçi seçmen Orta sayısı bir... asla bunu demiyorum ama hiç değilse bir etki eder. Peki dedik. Bir de koyalım itirazlarımızı, redlerimizi ortaya. Milliyetçi siyasetin kent yönetimine, yerel yönetimlere ilişkin neler söylüyor, neler vardı. Bunu ortaya koyalım. Çünkü bize bakınca insanlar sadece ulusal güvenlik politikaları üreten evet. bir siyasi evet. yapı evet. olarak görüyorlar. Bunun böyle olmadığını, insanların... Yani sanki terör örgütü ortadan kalksa MHP'ye veya o ihtiyaç çizgiye ihtiyaç evet. yok. Evet. Halbuki aynısı MHP'nin doğuşunda ilk çıkışında 70'li yıllarda da Bizi işte reaksiyonlar bir antikomünist hareket olarak görenler şunu derlerdi. Sizin de komünizmle, komünizmle mücadeleden başka bir Neyiniz var? politikanız yok falan derlerdi. Oysa ortada koca bir külliyat vardı yani en azından doktriner bir hareketti. Dokuzu çıktı doktrinin memleketi meselelerini tespit etmiş, kendince çözüm önerileri getirmişti. 70'leri böyle geçirdik. 90'lara geldiğimiz zaman sizin de yani bu etnik ayrılıkçı, Kürtçe hareketi, terör falan biterse başka bir şeyinizde kalmayacak galiba falan. Sadece bunu diyorsunuz diye söylüyorlardı. Nitekim 89'da Sovyetlerin yıkılmasından sonra artık size gerek kalmadı falan diye de söyleniyordu. Bugüne geldik. Bugün Zafer Partisi işte mülteci ve kaçaklara ilişkin politika işlediğinden dolayı şimdi Zafer Partisi'ne dönük olarak ya sizin de başka politikanız yok mu? Sadece tek politikanız mı? Bundan hükümet olacaksınız. Aslında böyle değil. Sadece önceliklerimiz var. Yani 70'lerde öncelik koydu, o öne çıktı. 90'larda diğeri öne çıktı. Şimdi de bu öne çıkıyor. En can alıcı, en can yakıcı olan budur. Böyle değil mi? sokaktaki röportajda uzattığınız zaman mikrofonu sizin için ülkenin en önemli sorunu ne diye sorduğunuz zaman kimse ekonomi diyor, diğeri işsizlik diyor. Bunun gibi Bizim için de şimdilik en önemli sorun bu olduğundan dolayı bunu öne çıkartıyoruz. Fakat burada yalnız olduğumuz için tek başımıza olduğumuz için mülteci ve kaçaklara dönük bu sorunu işleyen tek parti Zafer Partisi olduğu için Zafer Partisi'nin tek politikası buymuş gibi anlaşılıyor. Oysa burada yalnız kalındığı için bu algı bu şekilde. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Ki burada İstanbul'da sizin belli bir oy oranınız var. İşte bunun da ankette göre 2 ile 3 arasında değişiyor. Yani İyi Parti ile hemen hemen aynı oy oranına sahipsiniz. MHP'yi ölçümleyemiyoruz ama onun da en fazla o kadardır. Çünkü MHP'den baya bir size oy kaçışı olduğu gözlemleniyor. E, bu oyu siz daha çok kimden alıyorsunuz? Siz CHP'ye mi daha çok zarar veriyorsunuz ya da Cumhur İttifakı'na mı? Cevap Hangisinin oyunu daha çok alıyorsunuz? Cevap vereyim. E ee, Zafer Partisi son, daha üzerinden bir yıl geçmedi. Yapılan genel seçimlerde İstanbul'da almış olduğu oy yüzde üçe yakın Üç, diyor. Evet. Fakat yapılan şimdi değerlendirmelerden diyor ki yerel seçimlerde partiler kendi oyunun yarısını alır. Tut ki bir buçukla başlıyor olsun Zafer Partisi. Bizim e, oyumuz beşin üstünde. Yani başlarken yüzde onla başlamıştık. Sonra diğer partilerde adaylar çıkartınca beklemedik partilerde. Yeniden refah gibi adaylar çıkartınca iyi partinada çıkar çıkmaz belli belli değildi. Bu %10 korunuyor mu? Üstüne koydu mu? Yoksa iki puan indi mi? Göreceğiz. Görüyoruz. Fakat yüzde %5'in altında değil. Ama böyle olduğu halde, bu gerçek olduğu halde ve anket firmaları da bunu aslında e, ölçümleyebildiği halde, gördükleri halde bize medya kapalı vermiyorlar. Yani biri hükümet medyasıdır, diğeri belediye medyasıdır falan. Görmüyor da Kardeşim TRT benim TRT'm yani. Benim vergilerimle orada ayakta duruyor. Orada çalışanların verilmeye gidermiyor mi ödeniyor? TRT'de bana niye yer verilmiyor? Göstermiyorlar, görmeyin diyorlar. Ankara'dan talimat verilmiş medya kuruluşlarına, kendileri hükmede medya kuruluşlarına, Ankara'nın önemli bir kurumundan Zafer Partisi'nin ve adayının haberlerini yapmayacaksınız, Vallahi. görmeyeceksiniz. Diye. Evet. Şimdi aslında iki tarafta hangisinden daha fazla alabildiğimizi bilmiyordu. Şimdi iki tarafta da arkadaşlar arıyorlar. Oranlar da veriyorlar. Şuradan yüzde şu kadar bundan yüzde bu kadar alıyorsun. Biz aslında her iki adaydan da parti olarak söylemeyeyim aday üzerinden gidelim. Sorunuz da belli ki böyle. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu ikisine giden oylardan da alıyoruz. Eşit miktarda mı? Eşit miktarda evet. değil. Biz onu ölçebilmiş değiliz Hı -hı. ama eşit miktarda değil. Hı -hı. Fakat zaten aday olarak çıkma sebebimiz az önce anlatmıştım milliyetçi siyasetin anlatacakları var. Biz bunu bunun için çıktık ama birinin lehine diğerinin aleyhine diye çıkmadık. Biri kazansın, diğeri kaybetsin diye çıkmadık. Sadece biz kazanalım O sizi diye. ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Türk milliyetçiliği siyaseti kazansın diye çıktık ve de kazandırıyoruz da anlatıyoruz. Ya bir tek kişiyi bile milliyetçi siyaset düşüncesiyle donatabilirsem, kazandırabilirsem buraya bu şey kazançtır. Ya evvelden böyle iletişim hastaları bu kadar çok değildi. Yoktu. Tek kanal vardı. TRT'de yarım dakikalık göründüğümüz zaman bir hafta bize yetiyordu. Getiyordu. Gazetede tek sütuna haber olsak bize Şimdi yetiyordu. haber kanalları zaten seyredilmiyor ve orada başka bir takım rezillikler olduğunu duyuyoruz, öğreniyoruz, şaşırıyoruz. Erişimleri çok düşük. E, TRT sadece iktidar tarafını açık. Bırakın Zafer Hapalisi'ni... Ana Partisi'ne bile yer vermiyor. Gerçekten işiniz çok zor yani. Hakikaten çok zor. Evet. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl ulaşıyorsunuz insanlara? Sosyal medya hesaplayamadıkları bir şey. Ya ben iş başına geldiği zaman AKP böyle medya, medya satın almalarına başlayınca ben anlamlı, O da kendi güçlü medyası olsun istiyor diye bakıyordum. Fakat satın almalar durmaksızın devam ed, edince anlam veremedim. Hepsini alınca rakipsiz ol, rakipsiz olduğunda ne yapacaksın dedim. Anladım ki Türkiye medyasız bırakmak istiyormuş. Yani iletişimsiz bırakmak istiyormuş. Ama olmuyor. Evet olmadı çünkü internetin böyle, böyle olacağını şey. bilmiyordu. O ortaya bir dijital medyanın çıkacağını bilemiyordu. İnternet internet medyacılığı ve sosyal medyanın çıkacağını bilmiyordu. Öyle ki dijital medyada bile belki tekelleşmeler olabilirdi. Şimdi sosyal medya artık böyle değil. Bu işimize yarıyor ve el almış oldukları, toplayıp satın aldıkları, Medya kuruluşlarının satın alma paralarını bile ödeyemiyorlar. ya Satın alırken devlet bankalarından kullandıkları kredileri bile geri ödeyebilmiş tamam, on, değiller. 2000, 2009'dan ödemiyorlar. Evet, onu ödeyemiyor. Peki nasıl ayakta tutuyor? Yine kamu kaynaklarından. Yine bizim vergilerimizden. Bizim vergilerimiz, kamu şirketlerinin reklamları, kamu bankalarının evet. reklamları, Türksel ne Kamu kaynaklarından kastı mı oydu? Türk Avraların reklamları, devlet bankalarının reklamları. Peki orada çalışan gazeteci ve televizyoncular hiç mi yüzünüz kızarmaz? satmayan gazetelerde okumayan makaleler yazarak dolgun maaşlar Bir alıyorsunuz. Bir zamanlar 500 bin satan gazeteler şimdi 20 bin satıyor. 1 milyon sattı olmuştu hatırlayın. Sabahla sabah. e, ben sabahın başındayken, Ertuğrul Özkök Hürriyet'in başındayken 1 milyon 150 bin sabah evet. 1 milyon 150 bin hürriyet satıyor. Yarışmışlar değil evet. mi? O sayıyı hatırlıyorum. Şimdi 60 bin 60 bin lira, 65 bin Daha aşağı. Te evet. Televizyon kanallarınız, izlemeyen televizyon kanallarında program yapan televizyoncular. Peki ama hepiniz dolgun maaşlar oluyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Yani? Bir de dönüp bize ahlak satıyorsunuz, etik satıyorsunuz hükümet adına. Hükümetin temsil ettiğini, iddia ettiği değerler adına onların üzerinde bize ahlak satıyorsunuz. Umarım bu uzun süren bu karanlık dönem, çirkin dönem tez zamanda kapanır. Görebilir miyiz bilmiyorum ama hiç değilse… Görebilir miyiz bilmiyorum. Kötü bir konuşma oldu. Ne yapalım ama <laughs> düşünsenize ya, 10 yaşındaki çocuk henüz soyut kavramlarla yeni tanışmaya başlayan bir çocuktur. Şimdi 30 yaşında. Şimdi 30 yaşında bunların iktidar ömrü burnuna geçmiş. Bu çocuğa en azından öyle de bir Türkiye vardı ve yine olası gerçekleşebilir de bir umut bırakalım. <laughs> ee, sırf o yüzden o, umudu az için yani korkmayın Ciro, o kadar da korkacak bir şey yok demek için buradayız zaten. Peki diyelim ki şu anda işinizin çok zor olduğunu biliyorum. Yani iki adayın arasında sizin kazanma şansınız düşük olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz bütün Türkiye de biliyor. Evet. Ama buna rağmen bizim vazifemiz medya olarak güçsüz olana da sesini duyurma imkanı vermek. İstanbul'u diyelim ki kazanacaksınız, kazandı Size göre İstanbul'un en temel sorunları ne? Birinci başlangıç sorunu kent enflasyonu. Bizde ülke enflasyonu açıkları bunun kentlere göre dağılım açıklamaz. Memleketin en pahalı şehri İstanbul. Evet. Kent enflasyonuna ilişkin Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'nin yapacağı işleri vardır. Belediyeyi kuran 5393 sayılı yasa ekonomik faaliyetleri de yetki ve görevler olarak veriyor. Çevre sağlığını da veriyor belediyeye. Yapılacak olan işler var. Program sınırlı, detaylı anlattığım başka programlar da oldu. Tamamen çözecek olan değil ama düşmesine katkı sağlayacak olan işler vardır. Fakat ben 1, 2, 3 ve sıra diye sıraladığımda da sonradan edindiğim bilgi birinci sırada hayır insanların yaşadığı hayat pahalıymış buradaki derken. En temelde. Evet. O Hemen her siyasi parti aynı sorunları tespit etmiş vaziyette. Bunlardan biri trafik. Trafikte dört büyük üniversitemizin yapmış olduğu araştırmaya göre her gün fazladan üç saatimizi har harcıyormuşuz. Bu bir ömür toplamda. Ve yıllık akaryakıt durup kalklarla gereksiz yere harcadığımız akaryakıt tutarı da bir milyar dolar veya Doğru euro civarında. Fel felaket bir, <laughs> bir, bir rakam. Ee, Trafik ardından on onunla bağlantılı olarak toplu taşıma ve ulaşım geliyor. Bizde toplu taşıma ne yazık ki e hem yetersiz hem çeşitliliği az hem de yaygın değil. Var olanlar yaygın değil. Ve aynı zamanda da çeşitli lazım. Modern kentlerde olması gereken raylı sistemdir. Fakat İstanbul'da sadece Avrupa yakasında 8 ilçenin raylı sistemden yoksulluğunu gördüğümüz zaman bu 8 ilçede yaşayan insan sayısında nüfusun 5 milyon olduğunu düşündüğümüzde korkunç bir rakam. Yani bir, bir metropol 5 milyon nüfusu raylı sistemden yoksun. Tekerlekli toplu taşımanın gitmediği, metrobüsün gitmedi hakeza çokça ilçe var aynı yerde. Toplu taşımanın çeşitlendirilmesi yaygınlaştırılması lazım. Bir de ucuzlatılması lazım. Avrupa'da en uzak mesafe bir euro sentken bizde bir dolara denk geliyor. Uzak mesafe. O 32 liraya falan gidilen, 30 liraya giden yerler var. Bir kere kesinlikle ucuzlatılması lazım. Özellikle öğrenciler için ve gençler için ucuzlatılması lazım. Gençler toplu taşımanın pahalı... Gençler indirilen... ama zaten %80 indirilmiyor. İnanın... E, <laughs> da, Ne kadar indirilebilirse o kadar indirilmesi lazım. Çünkü gençler bulundukları mahallenin dışına çıkamıyorlar. İlçelerin dışına çıkamıyorlar. Öyle bir tespitiniz var. Onu anlattınız az önce. Çok şaşırdım. Evet. Bu Küçükçekmece'de gördüm bunu. Aslında birçok bir, bir yerde aynı örneğe var. Birebir kaydettiğimiz için videoya gördüm. 18 yaşındaki bir delikanlı. İstanbul doğma büyüme bir delikanlı. Küçükçekmece'ye bu yer. Sefaköy. En son Boğaz içine ne zaman gittin diye sordum bu delikanlıya. Hiç gitmemiş. Boğaz'ı görmemiş. Boğaz, Boğaz'ı görmemiş. 18 yaşında. Ve, ve bu çocuk İstanbullu. Şimdi İstanbulluluk bir kültürdür. İstanbul Başka yerden de gelmiş olsanız sizi İstanbullu yapar, dönüştürür. Bu tıpkı e, Oha yolu ayrı bir şeydir ama Oha yolu gittiğinde New York'u artık New Yorker'dır. New York. Kendine benzetir. Oha gittiğiniz zaman öyle olmazsınız. Parisian vardır, New Yorker vardır, İstanbullu vardır. ayrı bir şeydir. Fakat bu çocuklar İstanbullu olamıyorlar. Çünkü katkıya olan ilçelerde yaşayanlarla, çeper ilçelerde yaşayanların Yaşadığı İstanbul farklı. İşte İstanbul'da Peki, bunun yaşıyor. Kültürel mi, ekonomik mi? Niye olamıyor? Niye gitmiyor? Ekonomik tamamen. Ha, ekonomik o çocuk yani. gitmek istemez mi? Tamamen tamamen ekonomik. İstanbul'da yaşayamıyor çocuklar. Gidip göremiyor. Büyük şehirde bu nasıl pahalı bir kent artık? Yani Anadolu'daki yerlere göre. Yoksa o çocuğun yaşadığı mahalle, ilçe gidin İstanbul'un o ilçelerini. Anadolu'daki herhangi bir ilden farklı değil. Iş değil. Yok. Bildiğimiz yeterli. markalar, bildiğimiz dönerciler aynı şeyler. Telefoncular falan. Bütün düzen, her şey, dükkanlar aynı. Kafeteryalar kafeteryalar da aynı. Peki yaralanacağı ne vardı? Buna sunduğu başka imkanlar vardır. Üniversiteleri vardır. Ee, Bilim-sanat etkinlikleri vardır. Eğlence hayatı vardır. Kültür hayatı vardır. Sanat hayatı vardır. Çocuklara bunları satın alabilir mi? Mümkün değil. Hepsi çok bağlı. Yani sanat da Onlar pahalı. Sanat Onlar pahalı değil aslında. Gelir az. Belki de, evet. Yani şimdi tiyatro 300 lira deseniz. <laughs> 300 lira aslında baktığınız zaman 10 dolar. Yani dünya ortalamasının altında. Yani Amerika'da bir tiyatroya diye kalksanız en kötüsü 50-60 dolar 70 evet, başlıyor. Ama 10 dolar çocuk için 300 lira. İki arkadaşıyla gitseler 600 lira. Yol parasını koy 100 lira daha 700 lira. Evet. Birer de toz yeseler gitti bin Evet, evet. Mesela yaz geliyor geçiyor. Ailelerin tatile gitmesi mümkün değil. Eğer bir köyü yoksa o ailenin köy olanlar köye gidiyorlar. Olmayanlar şehir, şehirde geçiyorlar yaz. Yani o sıcak ve nemin içerisinde bir yaz mevsimi geçiren çocuğun ruh halini düşünün. Tekrar Eylül'de okula başlayacak. Bu çocuklar tatile gitmeleri mümkün değil. Çocukların ve gençlerin. Tatile gitmeden İstanbul'da geçiyorlar. Peki İstanbul'da denize girebilir mi? İstanbul denizi olmayan bir yer değil. Aksine iki tane denizi var. İki denizi, üç tane gölü var buranın. Fakat çocuklar denize de giremiyor çünkü plajlarınız yok. Plajlarınız bitmiş. Yani elde kalmış iki üç plaj. Onları da sığınmacılardan, mültecilerin istilasından mümkün değil ailece oraya gitmen ve girebilmen. Buna dönük de tedbirler alınabilir. İkincisi ulaşım dedik, üçüncüsü deprem. Depreme dönük de hiçbir hazırlık yapılmış değil. Ya 89 yılından almak zorundayım Sayın Nurettin Sözen'den başlatmak zorundayım bugüne kadar. 35 yıldır İstanbul'u iki siyasi ekol yönetti. 35 yıldır. Bunun 10 yılını Ekrem İmamoğlu'nda şimdi devam, devamı olduğu bir belediyecilik anlayışı yönetti. 25 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliği aslında 94'ten başlatarak Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diyebiliriz. 25 yıl, 10 yıl, 35 yıl. Türk milliyetçiliği siyaseti İstanbul'u hiç yönetmedi. 35 yılın sonunda bizi getirip kıstırdıkları aralık yine bu ikisinden birini tercih etmek şeklinde. 40 katır mı 40 satır mı? için biz bize bunu? Efendim kentin birikmiş <laughs> sorunları var, bu sorunları biz çözeriz diye aynı iki siyasi ekonomi karşımıza çıkıyor. Ya bu sorunlar zaten son 35 yılda fazlasıyla oluştu. Azmi Bey, Nurettin Sözen'in hep hakkı gelir. Türk, İstanbul'da metroyu başlayan Nurettin Sözen'dir. İstanbul'un çeperindeki, çevresindeki yeşil alanları başlatan Nurettin Sözen'dir. Yapan Nurettin Sözen'dir. Bugün İstanbul İstrancılar'dan gelen su sorununu fark edip, su sorununa maruz kılıp İstrancılar'dan İstanbul'a su getirdi. Nurettin aslında. çok iyi işler yapıyor. Ben Bedrettin Dalan bu kenti 21. yüzyıla hazırlamıştır. Ee, aynı şekilde aklın ve bilimin ışığında bir belediyecilik e, an, e, mantığıyla Nurettin Sözen bunu devam et devam <laughs> Evet <derim>. doğru. <laughs> Belki evet Bedrettin Dalan kadar meziyetli değildi kendisinin o, o, o akademisyenliğinden dolayı o kadar meziyetli değildi. Nurettin Sözen. O kadar pratik değildi diyelim. Evet. E, göz, evet, bahşedik, göz, göz alamadı. Evet, alamadı. alamadı. yaptı. Yoksa başarısız demiyorum ama ki, şey ola, kimler yönetti İstanbul'u evet. diye ortaya evet. Son 35 yılı bu Aynen. üç parti yönetti diye. Kötülemek için söylemedim. Şimdi ortaya gelmiş olan so sorunlar yığını bir kentimiz var. Çıkmışlar ortaya biz çözeriz diyorlar. Ben diyorum ki hayır kardeşim siz çözemezsiniz. Milliyetçilik düşüncesi 1789 Fransız ile beraber Paris'ten doğru. milliyetçilik doğrusu bir kentli ideolojisidir. Kentli düşüncesidir. Osmanlı Türkiye'sinde de böyle olmuştur. İstanbul'u, Selanik'i böyle olmuştur. Cumhuriyet Türkiye'sinde de böyle olmuştur. İstanbul'u ile Ankara'sı ile. Bir kentli düşüncesi olan milliyetçilik ideolojisi, Türk kültür ve medeniyetinin başkenti olan İstanbul'u yönetmeye taliptir. Yönetmesi hakkıdır. Bu söylediğiniz ilginç. Çünkü Türkiye'de milliyetçi ideoloji genellikle köylülük olarak algılanır. Evet, açık. Evet. Ya da köy kentlilik olarak algılanır Aa, en iyi ihtimalle. Tabii, tabii. Siz tersini söylüyorsunuz. Tamamen tersini ve öyledir de. Böyle anlaşılmasının sebebi, haklısınız. Evet, herkes böyle anlaşıyor. Bu ne yazık ki 1970'li yıllardaki e, o siyasal mücadelenin bir ürünüdür bu, bu algılama. O da şu, orada taban buldu. Çünkü o anti-komünist mücadelede biraz işin içerisine komünizmin e, dinden sıyrılmış kimliğinden dolayı halkı kendi safına çekebilmek için e, o propagandanın üzerinden yüründüğünden dolayı. Biraz kırsalda taban tutması daha kolay tabii oldu, oldu. Iş, işin doğrusu. Ondan mı böyle anlaşıldı? Fakat aslında bir, bir Türk aydınlanma hareketidir? E, tabii öyle baktığınız zaman yani e, Türkiye'yi hatta Kurtuluş Savaşı'nı bile onu bir parçası olarak bir yani, bir, e, İslamcılık'tan umudu kesen ittihat ve terakkinin dönüp de milliyetçiliğe evet. sarılmasıyla önce ya, Osmanlıcılık'tan Osmanlıcılık'tan İslamcılık'tan, İslamcılıktan sonra da Türkçülük. elde bir tek milliyetçilik kaldı, evet. Türkçülük kaldı deyip evet. oraya sarılması üç gibi. tarzı siyaset. Evet, aynen öyle ve evet. sonunda da Türkiye'yi o fikir e, kurdu. Çerçevesinde oluşturmuşlar Yani e, baktığınız zaman Türkiye'de milliyetçi ilk milliyetçi parti Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk, Halk Partisi baktım. bunu da kendi simgesini, amlimine kadar ok koyuyor ya. yani o il ilkeyi. Ee, Peki, e, göçmenleri en başta saymadım mesela. Göçmenler sizin en temel meselesi herhalde birinci önceliği göçmenleri koymadınız. Koymadım. Oysa ben göçmen meselesini... E, hani göçmenleri atalım, kıralım, dövelim falan diye asla anlaşılmasın. İnsani tavır ayrı bir şey ama... Bir, gereğinden fazla göçmen var. Evet. İki, göçmenleri yok farz ederek bu sorunu çözemezsiniz. <laughs> evet. Yani kalacaklarsa bile var farz etmemiz lazım ve ona göre önlem almamız lazım. Evet. Bu sürüleri yaptırırken burada bizim anlaştığımız e, mimarlık firmasının getirdiği bütün işçiler göçmen Dinledim. Şimdi bu bu bir, bu bir mesele değil mi? Belediyecikasa mesele değil mi? Çünkü evet. bazı yerlerde gettoları var artık mesela. Evet. Fatih Belediyesi'nin bence en temel işlerinden bir tanesi bu olmalı. Fatih'in neredeyse yarıya yakını göçmenlerin eee ikametgahı gelmiş vaziyette. Kaçak veya şey veya bazı işte Sözde seyreltme politikası uygulanıyor ama bazı ilçeler tamamen göçmen kontrolünde. Keza çok miktarda yabancı var. Evet. Onunla ilgili bir şeyiniz var mı? Şu, neden değinmediğimi söyleyeyim. Aslında bahsettiğim sorunların bazılarını etkileyen etmenlerden biri bahsettiğiniz mülteciler ve kaçaklar. Tek başına belirleyici, tayin edici değil. Ama etmenlerden biri. Örneğin hayat bağlı Kiralar. Evet. Şimdi 4 milyon mülteci ve kaçak İstanbul'a yedirilmiş vaziyette ve çok kısa bir zaman dilim aralığında yedirilmiş vaziyette. Yani bir Litvanya'daki bir ülkeyi İstanbul'a yedirdiniz. İstanbul evet şey bir Baltık cumhuriyeti bir Litvanya'yı ya yedir, yedirdiniz. Ha geza. E, bu ekonominin temel kuralı bir mal olan talep artarsa fiyatı yükselir. Kiralamayı ediyorsunuz. sırada 4 milyon kişi daha var aynı yeri kiralamak isteyen. Karikatürize ederek anlatıyorum. Ya satın almayı diyorsunuz bir dükkanı. Aynı şekilde 4 milyon. Kasaba gidiyorsunuz et almaya. Kuyrukta 4 milyon kişi de var aynı ete talip. Fiyat yükseliyor. Meyve sebze manava gidiyorsunuz yükseliyor. Bu bir yanı. Diğer taraftan tamamen ekonomik zararlarını anlatıyorum. Ee, kaçak çalıştırılıyorlar. SGK primi ödenmiyor. Kamu maliyesi zarara uğruyor. Yahut kendisi dükkan açtığında kaçak mal getiriyor. Vergi kaybı. Sat, kaçak getirdiği malı kaçak satıyor. Faturası satıyor. Yine vergi kaybı. Bir yanıyla da açmış olduğu dükkan, yandaki Türk esnafla rekabet ederken, kendisi ucuza Haksız satabiliyor, Aksine rekabet, ediyor, ucuza rekabet o diğeri dükkanını kapatıyor, dükkanı terk edip gidiyor. Şimdi bir de bunların sömürenler var, üzerinden e, geçinenler var, bunların mağduriyetinin üzerinde. Çalıştırıyor, SGK'sız çalıştırıyor, Yani Düşük ücretle çalıştırıyor. Sonra bize dönüp niçin böyle faşizan ırkçı yaklaşımda da bulunuyorsunuz? Yazık bunlar mağdur ihtiyacı var. Sen Onlar bunu yapıyorsun. yapıyorlar. Ya. Evet sen, 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 sen bu, bunlara sömüren. Yani bana gelip çoban ihtiyacımız vardı değil mi? 13 milyon çobanımız mı var yani? Bizim yaklaşımımız şu. Bunlar e, züccaciye, züccaciye dükkanına girmiş fil gibidirler. Biz de züccaciye dükkanının sahibiyiz dikkatli olmalıyız. İtinalı bir şekilde kırıp dökmelerine izin vermeden kendimiz de buna yol açmadan bunları itinalı bir şekilde dükkandan dışarıya çıkarmalıyız. Bunu yaparken de kanunlarımızı ve hukukumuzu korumak adına bunu yapacağız. Ve insan haklarına, insan haysiyetine ve onuruna riayet ederek yapacağız. Bu insanların bir kısmı hepsi değil ama mesela Suriye'den ve İran'dan, Irak'tan gelen için söylüyorum. Bunlar bizim komşularımız. Gelecek yüzyıllarda da komşularımız Zorla olarak kalacak. kal kalacaklar. Burada bulundukları sü süre içerisinde de biriktirdikleri anılarını iyi anılar olarak taşıyıp ülkelerine gönderilmelerini sağlamayız. O iyi anılarla kendi ülkelerinde yaşasınlar. Fakat e, Afganistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen, Afrika'da haritada yerini gösteremeyeceğiniz ülkelerden gelen insanlar yani. Niçin burayı tercih ediyorlar? Çünkü cazibe merkezi burası. Çekim merkezi. Oysa konuşmanın başında demiştik ki İstanbul dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Bir geldi. Şimdi bir mülteci durumuna düşecek olsak biz Tokya'ya, Zürih'e mi gideriz? <laughs> Yoksa... <Geçimini gülüyor> sağlayacağız, sallayacağız, <birimini gülüyor> veremiyoruz. Ama onlar buraya geliyorlar. Niçin? Çünkü burası onlar için cazip. Elini kolunu sallayarak gelebiliyorlar. Yol geçen anına dönmüş. Kimse de kulaklarını tutup geri gö göndermedi. Valla elini anlattır. kolunu sallayıp o zaman ben de Paris'e giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, hayat pahalılığına yol, yol açan sebeplerden bir tanesi. Ne yapılabilir peki belediye marifetiyle? Bu sorunu anlatıyorsunuz. Bu da bir yere seçim, hükümet seçimi değil. Çok şey yapılabilir. Şimdi Avrupa'da çok turist çeken şehirlerin devletleri şunu tartışıyor. Diyorlar ki turistlerin e, kamu hizmetlerine yararlanmadaki e, satın almalarını daha pahalı Hala hale getiriyor. Şimdi mesela bunu konuşuyor. Evet. Barcelona bunu konuşuyor. Şimdi bu bizde de aslında uygulanıyor. Nerede? Müzelerde ve öğren yerlerinde evet. uygulanıyor. Türkiye göre turiste daha pahalı. Biz diyoruz ki bunu yaygınlaştıracağız. Mülteciler ve kaçaklar için. Toplu taşıma yüzde elli daha pahalı. Evet, yasaya uygun. Ödenersin şu anki öğrenciler için. Şimdi size de yüzde elli daha ucuz. Hiç belediye bütçesine dokunmadan bunu sağlayabilirsiniz. hastanelerden yararlanma. Kanada. Öğrencilik, üniversite öğrenci, üniversite eğitim orada bir sektör. Dışarıdan gelen öğrenciler bir sektör. Okulların kontenjanları yeterli olduğu halde. Geçen ay karar aldı. Başka öğrenci istemiyor. Sebebi de şu. Çünkü diyor ben hastanelerinde Sağ olun. hizmet veremiyorum vatandaşıma. Yeterince bir hizmet veremiyorum diyor. Ee, konut satışını durdurmuş. Konut satış yoluyla elde edilen vatandaşlığı değil. Doğrudan konut satışını durdurmuş sadece. Onu, onu bile durdurmuş. Fazla yabancı gel, gelmesin diye. Evvelden Kanada'da okulu bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş öğrenciler Kanada'da oturma ve çalışma izni alabiliyorlardı. Şimdi onu da durdurmuş vaziyette. Kanada dünyanın bir ucunda. Bizim gibi köprü bir coğrafyada değil ve coğrafyası bizden daha geniş. Yani alacak olsa görüşmek ki evvelden kendisi çağırdı kendi bu Biz neden bu haldeyiz? Ümit Hoca'nın ifadesiyle stratejik göç mühendisliği hareketi bu. Burada Türk nüfusunun seyretilmesi hareketi olarak bunu görüyoruz. Bu gelenler geri dönmeyecekler. Biliyor Şimdi bu eğer kendi başına bırakırsak dönmeyecekler. Moral bozmak istemem. Kararlı bir hükümet geldiğinde hukuk buna müsait. geçenlerde konuk ettiğiniz Marmara Üniversitesi'ndeki e, Hoca, hocam. Nuray Hoca, Nuray Ekşi Hanım. Çok güzel izah etti Uluslararası hukuk Türkiye hukuku açısından, ülke hukuk açısından izah etti. Özellikle Afganlarla ilgili söylemiş oldu. İstanbul'u çok belediye burucu. ne yapabilir? hizmetleri pağlandırarak İstanbul'u yabancılar için evet, cazibe evet, unsuru çıkaracaksınız? Az evvel anlattı, plajlarına gir, girir 2-3 plajımız kalmış elimizde. ona da giremiyorsunuz. Plajlara girişi onlar için iki katı, 3 katı, 4 katı fiyatlı, pahalı bir hale getirirsin, toplu taşımayı bu hale getirirsin. Konaklama. Depolarda kalıyorlar. 3 aylık 4 aylık eşya deposunda 20 kalıyorlar. 20 kişi bir evde kalıyorlar. Evet. 20 kişi bir evde kalıyor. Apartmanın bodrum katında kalıyor. Konut olmayan, ikametgah olmayan yerde kalıyorlar. Belediye buna müdahale etme hakkına sahiptir. Çevre sağlığına aykırı gelirsin mühürlersin. Konaklama sorunu başladı mı? Başladı. Ee, dükkanlarına gidersin. Mal satışı. Önce sıkı denetimler. Çalışanlara bakarsın. Dükkanlarına girersin. Ee, tahşiş var mı? Gıdala, gıdalar, sıhhi ort ortamda mı? Sıkı denetimler yaparsın. İş yeri açma ruhsatı var mı? Ruhsatsız mı çalışıyor ki çoğu ruhsatsız çalışıyor. Bunlar Beylerin et şeyinde. Evet. Evet, evet. Onunla beraber yap yapabilirsin. Peki mesela bunun sonucunda bir ayaklanma, ayaklanma olmaz mı? Çünkü işte Fransa'da görüyoruz. göçmenler ayaklıyorlar zaman zaman. Şehirleri yakıp yıkıyorlar. Evet, onlar e, vatandaşlık almış olan Kuzey Afrikalılar daha çok. Yani Amarlı, artık almamış olanlar da Fransa oluyor. Oluyor. Evet, onlar onlar da destek kuvveti destek, olarak. <laughs> yanlarında bulunabiliyorlar bu, 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 yani. Evet. O zaman şuraya mı gelmiş olacağız? Ya bunlar ayaklanabilirler diye bunu artık Ses çıkamayan boyun eğildi. Aynen. Korku mu? Evet. Şimdi Diyarbakır'da öyle bir direniş oldu. Tek bir ilçede. Bir kendilerince bir özelliklik ilanı yapıldı. Biz bir ilçeyi normale döndürmek için girmiş olduğumuz mücadelede 785 memleketinin yiğit evladını şehit verdik. Bir ilçe için 785 memleket evladı. Reyhanlı, Kilis, Antakya... Antep, Urfa, Maraş, Elazığ, buranın... yarısı <laughs> şu anda Suriye. Şimdi oralarda böyle bir hareket başlarsa ne yapacağız? Ne Kaç şehit vermemiz gerekecek oraları normalleştirmek için? Bu dua edelim de isyan etmesinler. etmemeli. bir kip, talepte bulunacaklar ve o zaman istediklerini verirsek işte o çatışma olmaz. Buralara mı geleceğiz? Yani ucuz iş gücü dediler Antep'te. Artık Antep'te Türk işveren kalmıyor. İşveren dolar olmaya başladı. Bu sonra buradakiler de artık ucuz iş gücü falan değil. Piyasaya pazarı öğreniyor. Aynı fiyatı yani. istiyor. Türk işçiliğiyle Türk işçinin aldığı üyemeyinin aynısını aynı istiyor. Şey. Orta u, ucuz iş gücü diye de bir şey kalmış değil. Yani büyük büyüyen ekonomiler göç alır. Evet, almaya da alır ama at pazarından Kontrollü at seçer abi. gibi dişlerine bakarak aldı. Hangi sektörde hangi kalifiye elemana <laughs> ihtiyaç var o kadar aldı ve bir de bunu hangi ülkeden alacağına bile karar verdi. Bizde böyle değil. İbri koparan geldi. Evet böyle bir seçim. Yani bir belediye yok. eliyle de bu mücadele belli oranda yürütülebilir. En azından cazibe merkezi olmaktan çıkardığınız zaman gelişlere de bir kontrol atarsınız. Abi atasız. gelişler halen devam ediyor. Ülkede işleri girişler resmi rakam 1000 ila 1200. Kaçak halen girmekte. Şimdi, Şimdi İstanbul'da bundan düşen payını alma, a, a, alıyor. Bir an önce yeni gelişler duracak. İki gelenler geri gönderecek. Nasıl cazip olmaktan çıkartacaksın? Yaşamaz hale getireceksin. Pahalı, pahalı hale getireceksin onlar için burayı. Yani konaklama, barınma, besleme, geçim, iş yapma. Şimdi onun da e, yöntemlerini anladıkları geliştiriyorlar. Mesela bazı ilçelerde bu seyretme ünitür yabancıların ikamet verilmiyor veya işte ev kiralanmıyor falan. E, bir tane bir Türk buluyorlar. Haysiyet sahibi bir Türk vatandaşı buluyorlar. <laughs> o kiralıyor evi, ancik, o onları ancik, oraya oturtuyor. Evet. Yüzde 25'ti, sonra yüzde yirmiye evet. bahsettiğiniz oranı. Ama bu orana uyan yok. Uyan yok. Eğer bu, bu bir yasa olsaydı, e, hepsi suç işliyor olurlardı. Görevi imha suçu işliyor olurlardı. Esenyurt'ta 1 milyon civarıdır Esenyurt'un nüfusu. 500 bine yakın da ya kaçak, kaçak ve milteci olur söyleniyor. Evet. Yani, Gana Mahallesi var ya. Gideceksin, es Esenyurt Kaymakamına gideceksin ki dünya haritası önünde koyup, bir seferde bana ya Gana yerini göster, bak. Senegal, Somali, mahalleler var, birbirleriyle istibatları tamam. yok. Evet. Somali, Kayseri'de Somali mahallesi var. Bırakın İstanbul'u, Kayseri'de Somali mahallesi var yani. Ee, yakında, yakında bayağı bir esmer bir ırk haline geleceğiz e, gibi duruyor. <laughs> Şimdi Fatih'i Fatih şey. destekçi dedi. Fatih de e, seçmen sayısı azaldı. Geçen seçimde bu yana seçmen sayısı azaldı. E, fakat nüfusu arttı Fatih'in. Evet. Türk nüfusu boşaltıyor. Gidiyor. Türk nüfustan e, şimdi, hali vakti yerinde olanlar Çeper ilçelere gidiyor. Zekara Şile, e, Çatalca, Silivri falan gibi gidiyor, oralara gidiyorlar. Göklük falan gidiyorlar. E, daha e, düşük gelirde olan Trakya'ya doğru gidiyor. Tekirdağ, Kırklareli. Daha da düşük olan Güney Marmara'ya gidiyor. Balıkesir, Çanakkale'ye gidiyor. Türk nüfus göçüyor. Merkezden göçüyor. Şimdi Fatih ilçesi, Sur merkez ilçedir biliyorsunuz. Burada Türk nüfus az, azalmış vaziyette. Sem sembolik olarak yani. Şimdi küçük langak, Nişanca, Kadırga. Yok. Tek bir Türk en hane eski, yok. En eski İstanbul semtleri. Evet. Tek bir Türk hane yok. Çıkalım yukarıya. Hor hor klas bir mahalleydi. Yok. yok. Hani merkezde eğlence mekanları ve oteller vardı. Epeydir böyledir falan dedik ama turistik olarak öyleydi. Anlarım. Ama hor hor yok artık. Ve daha kötüsü Hırkayı Şerif Karagümrük buraya kadar gitmiş vaziyette Vallahi ben Fatih'e gidemiyorum işte. Yani çok sevdiğim, dolaş... hem dolaşmayı hem alışacağımı çok sevdiğim bir sene. Şey. Artık evet. gidemiyorum. Peki. G gidemiyorum dediniz de, Evet, güvensizlik sorunu. Güvensizlik ya Sadece mi? ekonomik değil, bir daha sayı sorunu. Yani, Taksim'e çıkar mısınız? Biz Aynen. evvelden yani bu hükümetin ben yine... Ben Taksim'de ilk... yürümeyi artık korkar korkarım. Evet, hükümetin ilk zamanları ben kızlarıma derdim ki o zaman da ortaokul, lise terbesi Gidin, gezin. Taksim'i, Beyoğlu'nu kafelerde oturun. Yaşadığınız şehri tanıyın. Anılarınız olsun. Ee, severseniz bağlılığınız olur falan diye. Şimdi dediğiniz gibi kendimiz çıkamayız. Kendimiz çıkamayız. Ben korkuyorum. Peki bu kapsamda e, dediniz ya işte İstanbul'la ilgili e, bir e, uluslararası bir yaklaşım var diye. Kanal İstanbul. Hı. Ben sanki bak düşününce siz böyle diyeceğiz sanki Kanal İstanbul'da bu İstanbul'u özelleştirme projesi mi? Paris'miş gibi mi? göründü birden göze. Konuşuldu. Siz Kanal İstanbul'a nasıl bakıyorsunuz? Evet konuşuldu bu konuşuldu. Ya, yani o tip ne yazık ki stratejik e, kaygılarda taşındığı oldu. Buraya böyle bir adacık haline getirme gibi. Bu var mıydı, yok muydu? Çünkü bu hükümetin çok farklı angajmanlarına tanık olduk süreç içerisinde, 21'lik süreç içerisinde. Çok garip garip angajmanlara tanık olduk. İşte Afgan mültecilerin buraya gelmesi de e, hangi etkileşimin ürünüdür, neyin ürünüdür? Bilemiyoruz, umarız, görürüz bunları yaşayarak. Kanal İstanbul'un içinde bu kuşku vardı. Tut ki sadece ticari maksatla yaptı sadece diyelim. Evet, ticari sadece maksatla, maksatla yaptı diyelim. Bir kere e, Arap yatırımcılar... E, dolandırıldıklarını düşünüyorlar ve şimdi malların satışı yok olmuş vaziyette. Yani bölgedeki emlak sitelerine giderseniz Öyle tabii mi? emlakçılarda bayağı bir satış var şimdi. Satıcılarda Araplar. çünkü evet orada yapay bir boğaz oluşacaktı. Bu yapay kanal sanal bir kanaldı. 2011 yılında ilk ilan edilmişti. Ben o zaman milletvekili adayıydım o seçimlerde, kampanyada. Komediydi yani gittiğimiz yerlerde çatalcı ediyor. Çatalcalılar memnun. Çılgın proje yine açıklamış Tayyip Erdoğan Başbakan olarak o zaman. arazilerimiz kıymetlenecek diye seviniyorlar. Geliyoruz küçük çekmeceye onlar seviniyor. Silivri ayrı seviniyor. Arnavutköy ayrı, ayrı seviniyor. Bizden geçecek, bizden geçecek Bir anda elleri boğazda çünkü. <laughs> evet. Fakat 2011'den bu yana nice genel seçimler geldi, geçti. Cumhurbaşkanı seçimleri geldi, geçti. Bir adım yol alınmadı. Niye? Ekolojik değildir çünkü o, o proje. Ekolojik Ekolojide değil, ekonomik de değil. Evet. Çünkü ekolojik olmayan hiçbir şey ekonomik değildir. Bu sebeple uygulanabilir değildi. Ee, <laughs> fakat bu sayede birkaç seçim kurtardıkları gibi orada da bir ticari faaliyet yarattılar. Evet. doğrular ve yarattılar. Ama şimdi o, o Arap dost... siz yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır asla, asla. Asla yapılmasını zaten istemem. Yapılabileceğine de ihtimal vermiyorum. Yani küçük çekmece gölü üzerine gelecek. Doğa katliamı. Orada bir lagün var. Ne, onu ne diye bozarsın? O gölü ne diye nasıl bozabilirsin? Su karakteri ne oluyor? tarım toprağı var. Ne diye bozarsın ve dediğiniz gibi İstanbul'u ayırıyorsunuz. Trakya'nın savunmasını zora düşürüyorsunuz. Bir de çevresel olarak da bütün Avrupa'nın tuna üzerinde yani kirliliğini alıp doğrudan doğruya Akdeniz' yani Karadenizli... var çünkü kanın açıldığı ucunun açıldığı yer olduğu gibi şeyin akıntıyla tuna'nın getirdiği Avrupa pisliğinin en kirli olduğu yer alan yani Karadeniz <laughs> dibinde dedi, dediğiniz gibi hayat yoktur ölüdür ve en kirli yeri de tuna'nın <laughs> döküldüğü yerdir. Peki e... Partinizin iddialı olduğu ilçeler, iddialı olduğu yerler var mı? Yani biz buralarda bir şey yaparız diye. Biz İstanbul'un genelinde, tabii ki Türkiye için de ben sadece İstanbul'u konuşabilirim. İstanbul'dan iyi bir oyla, o oy yüzdesiyle çıkıp, evet milliyetçi siyasetin temsil ettiği, dillendirdiği politikaların halkta bir karşılığı varmış. Biz siyasi partiler bu mülteci özellikle mesela, bu mülteci kaçak sorununu mayını sağa gördük. Yaftalamayalım diye o topa girmedik Girmedi. ama halkın meğer canı yanıyormuş. Baksanıza bu sebeple halk e, Zafer Partisine destek verdi ve böyle iyi bir oy yüzdesiyle buradan çıktı. Öyleyse biz de bu soruna eğelin derler übidindeyim. Ve seçmene de bunu söylüyorum. Yani eğer bundan rahatsızsanız, bunu konuşulmasını istiyorsanız diğer partilerin de buna katılmasını aydınların medyanın bu konuya eğilmesini istiyorsanız bize destek verin. Diğerleri de bunu konuşur olsun olsunlar. Bu bunun bir mesele olduğunu herkesin kafasına evet. oralım. Aksi takdirde dikkat çekmeyecek bir oy o yüzdesiyle çıkarsak sandıktan dönüp bize bu saydığım çevreler diyecek ki halkın böyle bir derdi de yokmuş bir yok. siz bunu mesele köpürtüyor köpürtüyormuşsunuz meğer de diyecekler diye o sebeple dediğiniz gibi rasyonel yaklaşıyorum. Tabii ki kazanacak iddiasında değiliz. Fakat alabildiğimiz en iyi en yüksek koyu alarak aslında Yani siz çıkmak. aslında milliyetçiliğin bir, bir bir tür gövde gösterisini yapmak istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Doğru ta evet, doğru tanımadır bu. Doğru. Yani kardeşim bu merkezde milliyetçiler hala var ve siz evet. de pozisyonunuzu evet. bu milliyetçinin evet. varlığına göre alın. Evet bir programda bir programcı işte ilk aday, adayımız açıklandığında e, farklı acaba dedi game setter mı olacak, game changer mi olacak diye konuşuyorlardı. Ben de ekranın karşısındaydım. E, None of Ne Hiçbir game hiç. changer ne game setter but challenger dedim. içimden, kendi kendime. Kaldı mı şey? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, değerciler, Azmi Karamabutoğlu. E, uzun zamandır e, siyasete benim de çok uzun zamandır e, tanıdığım e, değerli bir e, siyasetçi. E, dediğim gibi bir ara, ara dönem vardı kendisini göremediğimiz. E, şimdi Zafer Partisi saflarında e, ülkücülerin son, e, dediğim, e, Başbuğ'un sağdığına göre sonra Ülke Ocakları başkan olarak bugün Zafer Parisi'nde siyasete tam ortasında ve İstanbul'la ilgili projelerini çok anlatmadı. Ö sorunları Öncelikli gördüğü sorunları anlattı. Çünkü e seçilip seçilebileceği mühim değil ama dedi ki biz milliyetçilerin ne kadar önemli bir noktada olduğunu ve insanların hangi konulara öncelik verdiğini herkese göstermek için buradayız. Bu Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir noktadır dedi biz de bunları söylemesine, kendilerine hiçbir yerde kolay kolay söz verilmediği için biz de bunları söylemesine aracılık ettik. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, teke tek seçim özeli sundu.